Bugün size 3 tane atıştırmalık tarifimiz var. Yani aslında eve misafir çağırdığınızda ana yemek olarak da yapabileceğiniz, herkesin uff diyeceği veya kendi aranızda bir kişi, iki kişi minik bir kutlama yaptığınızda veya önümüz yeni yıl, yeni yıl için böyle bir sofralar düşünürken aklınızda olabilecek halleri. Şöyle bir şey yaptık. Ben, Furkan ve Burak, var olan en sevdiğimiz 3 tarifi Furkan Furkanca, Burak Burakça, Refika da Refikaca böyle minik dokunuşlar ekleyerek başka hallere çevirdik. Hangisini beğeneceğinize bu ekipteyi bu sefer siz aşağıdaki yorumlarla karar vereceksiniz. Anlaştık mı? Yorumlardan 10 tanesine de benim minik hediyem olacak. Yemek yapmasını çok sevdiğimiz 3 kişinin en favori sokak lezzetlerini en sevdiğimiz kağıt havlu markası Selpan katkılarıyla sunuyoruz. Bu tariflerin bir de şu özelliği var. Bunlar bol sulu. Şimdi 200 ml domates püresinin içerisine bir diş sarımsağı şöyle atıyorum. Sak hamburgerin en önemli tarafı bu güzel aslında şeyi, sarımsak tadı. Bunun içine 4 kaşık kadar zeytinyağı ekliyorum. Hop. Yaklaşık 5 kaşık kadar da ketçap koyacağım. Sonra da bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Karabiberin böyle iri taneli, tadı güzel. Şimdi bu böyle usul usul fıkır fıkır kaynayacak. Bir tane döküm tavam var. Döküm tava olmak zorunda mı? Değil. Olursa iyi olur. Döküm tavamı şimdi yavaş yavaş ısıtıyorum. Hani bu pastanelerdeki boş ekmekler var ya, altlarını şöyle bir 6 tanesini koyuyorum. İstersek böyle biraz daha hani etini az yapalım, 7 hatta 8 bile çıkabilir. Bu 200 gram kıymanın içerisine lezzetini birazcık arttırmak için, çünkü oradaki biliyorsunuz hazır şeylerde başka türlü etler kullanıyor. Bir tatlı kaşığı tereyağı, buna da iri bir diş sarımsak. Çok önemli olan şey 1,5 çay kaşığı kadar kimyon ve yine 1,5 çay kaşığı tuz ve karabiber koyuyorum. Tek yapacağım şey yoğurmak. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Böyle güzelce yoğurdum. Sonra bunu 6 tane olabildiğince eşit parçaya ayıracağım. Şöyle ortadan ikiye, sonra bunu da üçe. Böyle elinizde yoğunluğuna bakın. Ona göre hani büyüklüğüne karar verin. Bunları kenara alıyorum. Çok fazla şekil vermedim. Ekmeklerimi böyle aldım. Hafif böyle çıtırdadılar ya. Şimdi bu sostan şöyle bir karıştırıyorum. Her birine şöyle birazcık döküyorum. Diye içine çeksin. O içine çekmesi önemli. Bu yaptığım köfteler var ya, tereyağın hani birazcık sertti ama hiç onun için vakit kaybetmedim. Böyle üstüne bastırıyorum arkadaşlar. Ne ya? Evet, şöyle. Şimdi bu hamburgerin olayı şu olacak. Bir tarafı pişecek, öbür tarafının suyu ete geçecek. Böyle pişmiş olacak. Yani bir taraf o yüzden sulu kalmış olacak. Şöyle. Bu ya, ocağa böyle şimdi hop ters koyuyorum ve bastırıyorum. Başka bir tencerenin altıyla hepsine böyle bastırıyoruz. Et birazcık yayılıyor. Güzelce pişiyor. Ocağım geniş ateşte fakat 2'de. Bunun sebebi de böyle çok yüksek değil, içinin iyice pişmesini de istiyorum çünkü köftenin. Ellerin yanmıyor mu? Yok, yanmıyor. Çok yüksek değil çünkü ateş. 2'de. Bu bir taraftan böyle pişerken ben ne yapıyorum? Kalan ekmeklerin üstlerini sosluyorum. Her tarafı domates sosu olacağı için hiç böyle düzgün davranmaya, çalışmaya gerek yok. Öf dedik. Öf dedik değil mi? Öf. Sonra bunları kapatıyorum. Bir tane pişirme kağıdını kırıştırdım. Sonra bunu şöyle kenarları yüksek bir şekilde koydum. Bu hamburgerleri içine yerleştiriyorum. Sonra bu sosu böyle üstüne güzelce döküyorum. Ay gerçekten insanın bir tarafını şişmesi böyle bir şey. Vejetaryenler üzgün. Veganlar ağlıyor. Şimdi böyle hafif boşluklu bir şekilde şöyle birleştiriyorum. Ve altına buraya birazcık coşlayacak şimdi gençler. İçeri gelmiyor. Etrafına gelecek şekilde koyuyorum. Ve ayıp süslemesi kapağını kapatıyorum. Böyle. Bu ne yapıyor? Su içine karışmıyor. Acayip güzel buhar yapıyor. O domates sosunun o buharlı hamam gibi yerde iyice ekmeğe
sirayet etmesi sağlıyor. Böyle 3-4 dakika pişecek, aslında bizim tarifimiz bitti. Bu bizim enler serisini, yani en sevdiğimiz yemekler listesini kimle yapıyoruz? Selpan'la yapıyoruz. Selpan en güzel özelliği de ne? İnanılmaz emici olması. Mesela burada bu kadar şey var ya, özellikle evde bazen her şey olmuyor. Şöyle hele yorgun argın gittiğimizde, gördüğünüz gibi bu şeyin üstündeki her şeyi süper emici şekilde şöyle aldık. Ve tertemiz tahtamız oldu. Serenin'im. Şimdi arkadaşlar bak. Su. Hayda. Görüyor musunuz? Yumuşaklığını. Hani o normal ekmeklere göre bunlar daha sert içine ama hayır, böyle alıyor işte. Bu arada bu tarifin güzelliği, bundan bol bol da yap veya tepsisinde bırakıp biraz daha sonra mı yiyeceksiniz? Onun içerisinde bekletin. Hani nasıl büfeler camda böyle hafif ısıtılarak tutuyor. O haliyle fırına koyup tam servis yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Yalnız şimdi 3-4 dakika beklettik ya, o zaman buharda 2 dakika kadar bekletin ki o süre dengelensin. Sizce en lezzetli olduğunu düşündüğünüzü, öyle hissettiğinizi seçeceksiniz. Biz de kendi aramızda bir oyun oynayalım dedik. Bunların hepsi böyle dökülebilecek, bulaşabilecek yemeklerden seçtik. Onlardan bakalım hangimiz bulaştırmadan yiyebileceğiz. Benimkinde biraz zorlanacaklar. Sırada tantuni var. Tantuni pişirmeden önce bir yancılarını hazırlayacağım. Mesela tantuncilerde böyle su dökerler ya, biz tabii ki o suyu boş boş dökmeyeceğiz. Şöyle birazcık kaynar suyun içine, şöyle birazcık sumak, bir çay kaşığı kadar ve bir o kadar da isot. Bu kenarda suya birazcık rengini verecek. Önce bir sumaklı soğan hazırlayacağız. Önce bu soğanları tam tuzla birazcık öldürüyorum. Ağlatan soğan olması önemli mi Burak? Yo, ağlatmaması tercihtir. Boş verin ağlatanları, yeter ya. Ağlamadık mı yeterince? Buna da birazcık maydanoz koyacağım. Ama maydanoz içine de koyacağım. O yüzden maydanozları doğruyorum. Şimdi buna da birazcık sumak, adı üstünde sumaklı soğan. Sumak soğan hazır. En son bir de domates tabii ki. Et de birazcık masraflı olabilirim ben ama böyle şeylerde genelde zaten ben masraflı çıkıyorum. Bonfile ama mesela antrikot da olur ya da böyle daha sert bir et alıp onu böyle bir haşlayabilirsiniz. Tantuncular da öyle yapıyor. Ondan sonra da yine tam böyle küp küp değil, şöyle ince ince şeritler. Hah, böyle çok uzun olan varsa da bir daha ikiye bölebiliriz. Etleri doğradım. Şöyle biraz tuz, azıcık karabiber, birazcık da yağ. Fındık yağı var burada, ayçiçek olur. Zeytinyağı da olur ama böyle daha düz bir yağ daha güzel oluyor. Hatta bunu işte Mersin'de falan pamuk yağı ile yapıyorlar. Olamaz. Tantuniye güveniyor musun Burak? Tantunime değil, ben genel olarak tantuniye güveniyorum. Buraya bir azıcık yağ koydum yine. Birazcık yağlı olması lazım. Bakır olduğu için çabuk da ısınıyor ama şöyle bir tane attık, önce baktık. Heh, bu sesi duymamız lazım. Şöyle ayrı ayrı. Bu sese güveniyorum ama. Önce başta hiç dokunmuyorum. Bir tarafları birazcık kahverengi olsun. Bundan birazcık daha kahverengi olmaları lazım. Ondan sonra çevireceğim ve devamı gelecek. Normalde tantuniler böyle gri oluyor. Ama ben bir çıt daha kavuracağım tabii ki. Neden daha çok kavuruyorsun Burak? Çünkü kahverengileşme demek, Maillard reaksiyonu demek. O da daha fazla lezzet demek. Şimdi bu aşamada sumaklı, isotlu sudan şöyle bir gezdirdim. Ve bu buralarda kalan lezzetleri de bu suyla şöyle temizliyorum. Ve bu etler haşlanmasın diye de şu su ortadayken etleri biraz kenara alıyoruz. Bir tereyağı atıyorum içine. Şimdi bu artık neredeyse oldu. Suyu birazcık daha gidecek. Bu yağ iyice eriyecek. Ama bu aşamada ne yapabiliriz? Şöyle geldi. Sadece mini yapacağız diye şöyle bir böldük. Hop, artık tantuni pişti. Sırada bunları dürmek var. Şimdi bu garibanlar da tuzsuz kalmasın diye buraya da birazcık tuz. Şu an bence replikayla başa başsınız. Burkan ne yapacak bilmiyorum. Abartmışsınız bu zor.
Soğuk içsin sen. Mini tantuniler hazır. Burkan ne yapacak? Burkan ne yapacak? Kokoreç yapacak. Başka bir şey yaptın mı lan? Kokoreç çok iyi patladı bence. Yendim çoğunluğu. Birinci olduk, tekrar deneyelim dedik. Bu sefer de tavuktan yapalım istiyorum. Çok basit, eve gidince direkt böyle robotla yapabileceğimiz çok hızlı bir kokoreç olacak ve yine birinci olacağımızı düşünüyorum. Yorumları bekliyorum. Ben ve kim? Kokoreç ve ben. Kokoreççilik ve ben. Biber ve domatesi böyle küçük küçük küpler halinde keseceğim. Benim yapmam. İlk önce bizim dediğimiz gibi yapılması hocam. Güzel bir tarif. İyice kavrulması her şeyin ve baharatının doğru ve ölçülü bir şekilde koyulmasıdır. İki halkada domates keseceğim. Onları da küp küp keseceğim. Üç kestim. Şimdi mutfak robotunun içine yarım soğan. Bir göğüs tavuk. Onları böyle iri parçalar halinde robotun içine atıp iyice kıyacağım. Çok uğraşmak istemiyorum bu sefer. Elimde... Biliyoruz, genel tavrın o. iri parçalar halinde kesip. Evet, robot da böyle bas çek yaparak. Ay, tavuklu elleriyle. Tamam. Bir de marula koy. Marula! Bir çorba kaşığı domates salçası ve soğan, ona kırmızılık ve lezzet katacak. Robota bas çek yaparak parçalıyorum soğan ve tavukları. İki diş sarımsak. Robota iyice çekiyoruz. Tavanın altını açıp iyice kızdırıyorum. İki çorba kaşığı zeytinyağı. Robottaki tavukları kızan tavaya ekliyorum. Sen nasıl bu kadar efendi bir çocuğa dönüşebildin kamera açılınca, ben onu anlamıyorum. Haricinde nasılım? Ailem izleyecek hocam, yapmayın. Tavuklar iyice kavruldu. Şimdi domates ve biberlerini ekliyorum. İki çorba kaşığı tereyağı. Şunu altını kısalım da yanmasın. Kimyon. Kekik. Pul biber. Kırmızı toz biber. Hep göz kararı mı bunlar? Göz kararı ya. Ama yazarım ben. Alta tarife şeylerini yazacağım. Bir silme tatlı kaşığı. Tuz. Şimdi artık deneme zamanı. Nereden başlıyoruz? Küçükten mi başlayalım? Bence tadı damakta kalsın. Bak ya. Allah kahretsin. Yani bu kadar da döküyen yapılır mı bilmiyorum artık. Çok güzel olmuş. Biraz acı olmuş. Acısı çok tatlı geliyor. Tavuk çok lezzetli. Çok lezzetli. Bence yani bu kadar tavuğu marul sayısını arttırarak daha az doldurarak, atıyorum şu an kaç var burada? 12. 20-25'e çıkarabilirsiniz. Bunu şimdi içine limon sıkıyoruz. Sumaklı soğan çok güzel. Turşumu da yerim. Yarısını da tezgah yedi. Hepimizin birer serpa taktı o. Tantrum çok güzel. Çok lezzetli. Bir sıra geldi benim ıslak hamburgerim ama... İkinci serpanı aldı. Bu mutfakta müzevirlik sevdiğimiz bir konu değil hocam. Ne oldu? Dilini mi ısırdı mutluluktan? Evet, çok güzel. İçi de böyle güzelce ıslanmış olması önemli. Hangisini seçeceğiz, nasıl olacak? Siz karar vereceksiniz. Ben galiba burada bir Refika, iki Burak, üç Furkan. Tek bir rakam bile yazabilirsiniz ama muhakkak bizi yorumsuz bırakmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne yapsınlar Furkan? Videoyu beğenin. Yorumlara 3 yazın. Görüşürüz.